Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de çok kişide olmayan bir karakteri yükselteceğim. Tabii ki bu karakter, hemen geliyorum arkadaşlar. Çünkü bu karakter çoğu kişide yok. Elimde rütbe yükseltme mücevheri var. Sadece yani karar verdim, onu yükseltebilirim. Çünkü hani seçili bir karakteri rütbe atlatabiliyorsunuz. Bununla 3'ten 4'e. Gördüğünüz gibi Hulkbuster Ultron, Demir Vatansever Star-Lord, Demir Adam, Vision Ultron, Çağ, Kang, Savaş Makinesi, İç Savaş Muhabiri ve Ördek Howard. Bunlardan birini 3'ten 4'e atabiliriz. Bu dediğim karakter Türkiye'de yani belki çoğu kişide yok. 4 yıldızlısı olabilir ama 5 yıldızlısının olduğunu sanmıyorum. Belki de hani taş patlasın. Taş da çatlar ama patlamaz. Şöyle söyleyeyim, yani 200-300-400 kişi de falan vardır. Belli de değil yani kimde olduğu, onu da bilemeyiz tabii ki. Bende var diyorsanız yorumlarda bende var yazın arkadaşlar. Aa, bak 2 yıldızını saymadık ha, 2-3 yıldız olanlar da hesaba. 5 yıldızdan bahsediyorum. Ha 4 yıldız olabilir mi? Olabilir. Tabii ki dediğim Vision. Arkadaşlar rütbe yükseltme mücevherini kullandım. Rütbe atlatacağım, tamam mı? Ve bir kış askerine karşı dalacağım buna. Evet, 55. seviye olduk şu anda. 55. seviye olduk. 4-55 attık. R4 yaptık mı kardeşim? Yaptık. Yani kanama bağışık, zehir bağışık, sentez denilen. Yani şöyle özelliklerine bakacak olursak 20 seviye bende. İyileşme engeli veriyor 7 saniye. Çok bir özelliği yoktur. Hani birinci skilline baktığımız zaman hasar veriyor. Enerji hasarı. Daha doğrusu hani güç çalma falan da yapıyor da o öbür Vision'da. Bu Vision'ın tek özelliği şu. Çok seri olması. Şöyle onu söyleyeyim. Seri olması bir. Bir ikincisi. Bu arada macera yarım kalmış. Bunu bitireyim. Ondan sonra bir kış askeri yapalım. Hemen küçük enerji kullanalım. İki yol sonra boss'a gelelim. Domino'yla seni bir ezelim. Bu arada da konuşalım. Dediğim gibi bu Vision arkadaşlar sentez yapıyor. Sentez demek yani ne yapıyor? Güç barı dövüş başlar başlamaz. Bu arkadaşlar seviyesiyle doğru orantılı. Şu an 20 seviye. Yani kopya sayısı. Kopya sayısıyla doğru orantılı olarak sentez yapıyor. Yani güç barı doluyor savaş başlar başlamaz. Benimkinin kopya sayısı eğer ki yüksek olsaydı arkadaşlar ne olurdu? Sentez daha fazla olacaktı. Ve 1.5 güç barına kadar dolduruyor. Yaklaşık olarak 2 güç barı dolu olarak başlayabiliyorsun savaşı arkadaşlar. Her sentezde bu şekilde güç barı doluyor. Ve sentez yapma süresi yani aradaki bir sentez yapmayla bir sonraki sentez yapmaya kadar ki geçen sürede ne oluyor? Bu arada Corvus'un içinden geçti, bir ikinci skill atalım derken birinci skill yedik. Sizce öldürebilecek miyim? Öldüreceğim lan son dakikada, ölmeden ben öldüreceğim onu. Hadi koç. Ooo %2 can. Belki 3 saniye daha beklesek adamımızı ağlatırıp eritecekti bizi. Bir sentez yaptıktan sonra bir sonraki senteze kadar ki geçen süreyi kısaltabilir. Kopya sayısıyla doğru orantılı olarak. Arkadaşlar kanama bağışık, zehir bağışık. Ondan sonra yakmaya bağışık değil, onu söyleyeyim. Robotik bir karakter kendisi. Onu da söyleyeyim. Teknoloji karakteri, hani bir özelliği yok, 0. bilmem kaç oranında bir şeyler yazıyor, oran orantı vermişler ama hani bir kere çok seri olması müthiş bir karakter özelliğini taşıyor. Niye? Hani ardı ardına seri vuruşlar yapabilirsiniz. Ben labirente giden yolda şey vardı bir tane, kimdi la onun adı? Demir Vatansever vardı bak. Oyunun daha ilk seneleri 1-2 sene. Orayı geçmeye çalıştım. Aha bir Doktor Strange'im olsun demiştim. Ulan Doktor Strange'i kopyaladım. Tamam mı? Niye? Hani karşı büyü yaptığı zaman özellikleri kapatıyor ya. Ben güç barı odaklı bir sinerji takımı kuruyorum şu anda. Karşı büyü yaptığı zaman ne oluyor? Rakibin açtığı olumlu pozitif yöndeki etki. Bu arada bura değil. İstediğim yer bura değil. Çık buradan. Olumlu etkiyi kapatıyor. Ben de Doktor Strange'i istemiştim. O zaman geldi. Bir baktım. Zart diye nerf geldi oraya. Doktor Strange'in yani gönderdiler bir yere. Şu anda var ya çöp bir karakter oldu. Çöp de değil la. Vallahi çöp değil. Ama gerçekten eski Doktor Strange'e kıyaslama yaparsak çöp bir karakter. Onu söyleyeyim. Ya buralarda ne geziyorum ya. Gir efsaneler diyarına.
Allah Allah. Vallahi buralarda hiç uğraşmaya gerek yok. Kış askerine karşı bir deneyelim. Hani ben onu göstermeye çalışacaktım da Vision'la. Vision. Bak. Bunun bir taktiği var. Önce sizlere arkadaşlar düz dövüşeceğim. Yani karmaşık dövüşeceğim. Düz dövüşüp taktiksel dövüşeceğim. Düz dövüşüp taktiksel. Köşeye sıkıştırıyorum. Üstüme geldiğinde pata 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 vuruyorum. Biraz uzun bir dövüş olacak. Hani bir 4-5 dakika bir dövüşelim, bir görelim. Vuruşlarını da görelim. Kayda değer bir vuruşu yok şu anda. Çok seri olması zaten kendisinin pozitif yönde bir özelliği. Birinci skill'i güç yakma. İkinci skill'i iyileşme engeli veriyor. Rakibin bütün güç barını boşaltıyor. Onu söyleyeyim bak şimdi hop. Tamamıyla bütün güç barı boşaldı. Bak nefes aldırmadan vuruş tekniği var bunda. Bak yakalayacağım onu. Biraz dayak yedik ama onu göstermeye, amacım onu göstermeye çalışmak. Bütün güç barını gene boşalttık. Yakaladım gene bak. Yani üstünüze geliyor hemen çat 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 yakalıyorsunuz. Biraz zaman alacak ama onu göstermem. Dayak yiyeceğiz ama onu göstereceğim size. Ardı ardına vuruşlar. Bakın sentez yaptı. Birinci skill'i de güç barı boşaltıyor. İyileşme engeli verdi. Eğer rakibin güç barı çok dolu değilse tamamıyla boşalttığı zaman ne yapıyor? İyileşme engelini veriyor. Onu da söylemiş olalım. Evet şimdi patlatabiliriz bir üçüncü skill. Üçüncü skill ne kadar hasar veriyor diye merak edenleriniz varsa, hani çok da yüksek bir hasara çıkamıyorsunuz bununla. 8k hasar verdi. Dediğim gibi seri vuruşlar yapmamıza sağlayan bir karakter. Köşede sıkıştıracaksın. Yakalayabilirsem onu göstereceğim. O taktiği size göstereceğim de bak. Yavaştan başlıyoruz. Hadi koç. İstediğimiz dövüşü sergilese kış askeri göstereceğim de ona. Biraz dayak yiyelim hadi. Ha bak kanama da bağışık. Ne oldu? Yeter lan. Yeter yani. Üstüme gel. Gel bak yani o ayıkana kadar ben hızlı şekilde dövüş yapıyorum şu anda bak. Birazdan şu an izleyeyim. Hatta birazdan değil şu an izleyeyim. Dayak yiyorum şu an mesela. Ay. Onu göstereceğim. Yani sürekli dövüştüğüm bir karakter olmadığı için de o sıkıntıyı yaşıyorum şu anda. Ama şu anda gösterebilirim. Evet. O seriyi yakalarsam... Ya oğlum blokta durma ya. Kış askeri. Ömrümü yedin lan benim. Allah Allah. Ha. Yakalayacağım seni. Gel. Öldür beni. Hop bir daha ağır saldırı yapalım. Hani kayda değer bir vuruşu yok. Şimdi yakaladım seni lan. Yeter be. Gel. Biraz gösterelim hadi. Madem öyle seri vuruşlara başlayalım. Ha. Bu kadar değil misin? Bak. Taktik bu. Yakalayacaksın seri şekilde. Hop. Yani taktik bu arkadaşlar. Vision'la dövüşme taktiği bu. Hani zaten kendisi seri karakter olduğu için bak kalkar kalkmaz yakalıyorum hemen. Böyle yani. Bak yakaladım gene. Çok hızlı ve seri. Bak. Fırsat vermiyorsun. Fırsat vermeme taktiği bu da. Hadi. Hadi gel. Yine bir duraksadı ya. Saldırgan dövüşmesi lazım rakibin. Ha. Ne oldu? Kış askeri. Kendine gel. Bak. Yani taktik bu. Adama fırsat vermiyorsun. Bir kere atılgan modda saldıran rakiplere karşı var ya. Çok iyi karşılık vererek vuruyorlar ya. Hadi öldür beni hadi. Neyse biraz daha dövüşeyim de. 1-2 dakika daha dövüşebilirim ya. Hani bakalım ne kadar canlı indireceğiz. Şu an 150'ye kadar bir canlı indirdik. 200 tane vurduk mu la? Ha? 200 tane vurduk mu? Ha? Bu şekilde. Sıkıştırarak dövüşeceksin. Şu an gereksiz şekilde videoyu uzatıyorum ama beni öldüremedi. Ne yapayım? Hani sersemletmesini bekledim az önce vursun diye. Madem öyle biraz şov yapalım. Biraz daha böyle zevkini oynayalım. Ha ne oldu? Kış askeri. Ne oldu? Gel. Gel üstüme. Üstüme gel ya. Blokta durma. Sakin dövüşme öyle. Hırçın dövüş bana karşı. Kaçamaklı dövüşme. Bak. Yoksa böyle seri vuruşlar yaparım sana. Ha bu kadar değil mi? 51-52 görüyorsunuz. Hani seri vuruş
Seri vuruş uzmanı diyeyim ben buna ya. Vision seri vuruş uzmanı. Vay vay, yakaladı. %1 can kaldı. Ha, kaçmasaydı, vursaydı belki. Hadi 1-2 vuruş daha yapıp ölelim ya. Yeter. Sıkıcı olmaya başladı şu an. %1 canım kaldı zaten. %1 canla ne kadar vuruyor? 2300 vuruyor düz vuruşları. Ha, öldük. Rahat ettik mi? Ettik. Ve bir 4.55 karakterimiz daha hayırlı olsun. Bu 4.55'te kalır. Daha da yükseltmem muhtemelen. Yani kanama zehir bağışık olması güzel kanama yollarına girebileceğimiz anlamına gelir. Zehir olan karolara girebileceğimiz anlamına gelir. Ve güç boşaltması ve iyileşme engeli vermesi de pozitif yönde bir etkisi kendisinin. Ve ayrıca şöyle söyleyeyim. Hani özgünlük basmamız lazım bu karaktere. Özgünlük taşını kullandığımız zaman gördüğünüz gibi 5 yıldız seviyesini yükselttiğimiz zaman kopya sayısını daha iyi bir karaktere bürünüyor. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar. Vision'ımız hayırlı uğurlu olsun. Videomuzu beğenip arkadaşlar abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.